إذن من عندنا أم ذن فرقا من عندنا اقتضاء تيش حكمتنا يوابتن بني بنم أم ذن دلبو إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنا بز عظيم الشان مرسلين gönderiyoruz peygamberleri başta Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere diğer peygamberleri de gönderiyoruz rahmeten min rabbike Rabbinden bir rahmet gönderiyoruz peygamberan-ı azamın varisleri olan evliyaullah da böyle rahmet-i ilahiyedir rahmettir ki sebebin rahmete halka tebliğat yapıyor iyiliği gösteriyor yolu gösteriyor talim ediyor eğer ehli ise tasavvuf kabilde tasarruf ediyor bu da rahmet-i ilahiyedir Bunlar hepsi rahmet-i ilahiye olarak gönderiyoruz. Rahmeten min Rabbike. İnnehu huve's-semî'ul-alîm. İnnehu Allah Celle Celaluhu huve's-semî'ul-ekvalihim. Herkesin kavlini işitiyor. El-alîmu alimdir onların efaline. İnsan ahvalini herkesten saklayabilir. Arkadaşında da, kardeşinde de, babasında da. Fakat Allah'tan saklayamaz. Allah her şeyi işitiyor, her şeye alimdir, kalbe gelene de alimdir. Onun için müminin kalbi daima Allah'a karşı olmalıyım. Yani tasavvur edecek ki Allah var ben varım, ben onun huzurundayım, ne yapayım? Halkı da yok zannedecek. Halkı ve bir halka şuna buna bir mahiyet verdi mi, iş değişiyor, şekil bulanık oluyor. Kendi kendine Halk yok. Benim Allah. Ben Allah'ın huzurundayımdır. Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehuma. Semavatin, o yedi kat göklerin Rabbi Halik'i odur. Efendim bu dünya gördüğümüz bütün denizleriyle, bahirleriyle, her tarafıyla beraber bu semavi dünyanın içinde yumurtanın sarısı etrafında ihata eden beyaz gibi. Birinci sema, ikinciye nazaran böyle 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 de yedinci semaya. Yedinci semavat, altı semavatla dünya ile beraber hepsini ihata etmiş. Meşhur olan dokuz semavatı, mehferek. Halbuki Kur'an-ı Azimüşşan'da yedi semavat beyniyor. O da kürsi-i ilahi ve arş-i ilahidir. Kürsi-i ilahi namında olan bir cisim yedi feleği içine almıştır. Arş-ı İlahi namında olan da bir cisim, kürsi ile, gökler ile dünyayı hepsini ihata etmiştir. Bütün Arş-ı İlahi, bütün mahlukat demektir. Arş-ı İlahi berraktır, parlaktır, kıyamette, arsa-i hesapta, orada cennette güneş yok ki ziya versin. Elektrik de yok. Ne oluyor? Arş-ı İlahi'nin berraklığı aşağıya cennete, cennetin dami mahiyetinde olur. Her tarafa ziya verir. Rabbis semavati, işte bu kainatı halkı, semavati halk eden, ki bu semavatın içinde bir karış yeri yok ki melek olmasın, tesbih-i tahmid olunmasın. Vel erdi, yerleri yedi kat yerler, bunun içinde de ne mahlukatlar var. Ve ma beynehuma yerle göklerin aralarındaki mahlukat, görmediğimiz mahlukat, hissetmediğimiz mahlukat neler var? Havada neler var? Havadaki mahluk belki yeryüzünden daha çoktur. Lakin bizim görmemiz icap etmez ki. Aldığımız malumat satıyı oraya buraya bilmem semavate aya girmek onlar hepsi de basittir. Bu onların dahilinde değildir. Dünyayı hiç kimse tamamıyla ahata edememiş ve etmemiştir ve edemez de. Bir noktadan gidiyor buradan Amerika'ya ondan sonra aynı yerden geliyor. Karpuzun bir tarafından çıkıyor aynı yoldan gidip geliyor. Fakat onun etrafında ne var ne biliyor. Ne mahlukatlar var, bugün de dünyada keşfedilmeyen neler var? Onu kim bilir, kim keşfeder? Hatta Kutb-ı Şimali cihetinde bütün Avrupalılar müttefiktir ki ileri gidemiyor. Çünkü buz deryasıdır. Keserler, kırarlar, gider gider nihayet bir yerde durur. Ondan sonra yok. Böyle olduktan sonra yeri biliyor, keşfi biliyor, onu biliyor. Bunların hepsi asli olmayan sözlerdir. رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهَمَا اِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِينَ Eğer yakin ederseniz, çünkü onlar diyorlar diye, ayet-i kerime geçti bir yer birkaç yerde. Semavati halkı, semavati kim halketti? Gevura dediğin zaman Allah yaptı dedi. Yerleri kim halketti? Yine Allah yaptı.
sen eğer inanıyorsun Allah halk etmiş semavatı erdiği, Halik-i Allah'dır, onun mahbubi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme imanın lazım gelir. Çünkü onun gündeliği kitaplar var. Kitaplarında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği şekli sıfatları var. Eğer imanınız varsa in kuntum mukinin, yakin imanınız varsa ona iman etmeniz lazım gelir. Halbuki yalan diyorlar, imanları doğru değildir. La ilahe illa huve. La ilahe yok bir ma'bud. İbadete müstahak olan hiç kimse yok illa huve, ancak Allah'dır. Birinci mana. La ilahe illa huve, yok bir maksud. Ancak O'dur, başka bir şey yok. La ilahe illa huve, yok bir mevcud. Ancak Allah'dır. Eğer mevcud olsa, bak mesela 100 sene evvel hiç kimsemiz yok orada, 100 sene sonra hiç kimse yoktur. Eğer bu mevcut, hakiki mevcut olsaydı devam etmesi lazım gelirdi. Evveli olmayan, ebedi ezeli olan, sonu olmayan, ebedi olan vücut ancak Allah'ındır. Öyleyse mevcut, hakiki mevcut ancak Allah'dır. O birler gelip gidiyor, arzı iradesine hareket ediyor. Yuhyi ve yumitu, ihya eder, emate eder. İstediğini ihya eder, hayat verir. Anasının karnından hayatsız bir parça et idi, hayat veriyor, hayat verdi. Dünyaya getirdikten sonra tekrar ölümü getiriyor da öldürür. Onun gibi tekrar ihya eder, tekrar da cennete gönderir. Yuhyi ve yumitu. Rabbukum ve rabbu abaikumul evvelin. Sizi halk eden, yoktan var eden O'dur. Ve sizden evvel gelenler de O'dur. İster inansınlar, ister inanmasınlar. Belhum fi şekkin yel'abun. Onların dedikleri şektedir. İnanıyoruz dedikleri, yani semavatı erdi Allah halk etmiş dedikleri, şek ve şüphe üzerine sürülüyorlar. Zaten bunu inkar eden kimse yoktur, yapamaz ki. Semavatı halk etti, ben mi yaptım, yoksa filan adam mı yaptı, diyemez. Nihayet Allah diyor. Fakat Allah dediği de şek ve şüphededir. Allah diyor ama Allah başka şeyleri de emrediyor, halk ediyor. İmanı da emrediyor. فَرْتَقِبْ يَوْمَ يَأْتِ سَتَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّب۪ينَ Halit-i Kainat-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki, ya Rabbi onları iman etmiyorlar. Rabbine kifannel azabı, iman etmediğini arz ediyor. Halit-i Kainat da Habibinin arzularını yerine getiriyor. Ya Rabbi onları iman etmiyorlar, bana yardım et diyor. E bunun yardımı da ne oluyor? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kimseye beddua etmiyor. Ve etmemiştir. Menfaati için yapmıştır. Diğer peygamberler ümmetlerine beddua ettiler. Ve kahve gazaba da giriftar oldular. Lakin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin merhameti onlardan çok fazladır. Ya Rabbi onların sulbünde iman edecek insanlar vardır. Helakini istemiyorum, hidayeti getir diyor. Onun gibi bir merhamet sahibi yok ki. Böyle onlar da peygamberdirler ama dereceleri var. Yalnız dedi ya Rabbi e'inni aleyhim bi seb'in keseb'i Yusuf'a. Ya Rabbi Yusuf Aleyhisselam'ın zamanında 7 sene kaht olduğu gibi bu Mekke halkına da o seneler gibi bir sene ver. E niçin bunu nasıl dua etti rahmeten lil alemin? Çünkü nefsi doğru yola getiren ancak acılıktır. Onun için evliya Allah devamlı riyazeti tavsiye etmişler. Az yiyiniz demişler. Kırklar var bilmem. Biliyorsunuz onları artık o mevzuatımızın haricindedir. Şimdi nefis iki şeyden korkuyor. Bir ölümden korkuyor, bir de acılıktan korkuyor. Ölümden korkuyor, insan ibadetine başladığı zaman, hatta namazına da, tesbihatine de, herkesin evraları olur başladığı zaman, biraz ölümü hatırına getirse, ecel geldi, ne olur halim? Evladların yesinler, içsinler diyorsun. Fakat sen gittikten sonra onlara kim bakacak? Allah. Bugün de ona bırak. Yine Allah. Öyleyse biraz düşün de kendine ölmüşsün. Yıkanmışlar. Tahtenin üstüne koymuşlar. Hazır olmuşlar. Cenazeye götürürler. Ağlayanlar da var. Bu halde namaza, ibadete giriniz diye bize tavsiye ediyorlar. Çünkü nefis ölümden korkuyor. Bazı bir zaman hiç olmasa vazgeçer kendi düşüncelerinden, biraz sağlam bir ibadet olur. Bir de acılık zamanı. Ve Ramazan-ı Şerif'in hikmeti zaten budur. İnsan acı olduğu zaman gevşeniyor, küçülüyor. Küçülüyor ve ahu fikan eder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem
bu şeklinde beddua görünüyor. Fakat hakikaten duadır. Biraz acı olsun der de belki yola gelsin der. Nitekim başladılar.